Tüm çiftçi dostlarımıza selamlar. Bugün sizlerle forumlarda ve sosyal medyada çokça sorulan bir konuyu konuşacağım. Ot toplama tırmıklarını, artılarını, eksilerini, kullanım alanlarını detaylı olarak anlatacağım. Destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Öncelikle makinenin özelliklerini anlatacağım. Videonun ilk kısmında en çok kullanılan modelleri ikiye ayırdık. İlki rotorlu modeller, yani hepinizin bildiği gibi kuyruk miliğiyle tahrikli makinelerdir. İkincisi ise halk arasında daha çok kırkayak, güneş gibi isimleri olan 3 nokta askı sistemiyle taşınan ve traktörün hareketiyle toplama işlemini yapan makinelerdir. Çekilir tip makinelerde flanşlı ve pimli konusuna gireceğiz. Bunlar çok soruluyor. Flanşlının özelliği nedir, pimlinin özelliği nedir, hangisini tercih etmeliyiz gibi. Bunları açıklamaya çalışacağız. Birçok kişi bu ürünlerle ilgili bilgi almak istiyor ancak açıklayıcı bilgi yok denecek kadar az. Başta şanzımanlı modellerle başlayalım. Dönen rotor kollarıyla düzgün sıralar oluşturur ve uçları toprağa temas etmediği için daha temiz bir toplama işlemi yapar. Toprağı, taşı, ota karıştırmaz. Engebeli, eğimli ve hassas tarlada bile çalışırlar. Silajlık yarı yaş veya kuru ot fark etmeksizin toplama işlemini yapabilir. Çok hırpalamadığı için otların yapraklarını daha az döker. Ancak bu kadar artının bir de maliyet tarafı var. Satın alma maliyeti ve parça maliyeti kırkayaklara göre çok daha yüksektir. Daha çok orta büyük işletmelere hitap ediyor bu ürün. Nispeten daha büyük traktörlere ihtiyaç duyulur. Kırkayağa göre daha yavaş toplama işlemi yapar. Gelelim kırkayak toplama tırmana. Bu makinelerin fiyatlarının yanı sıra bakım ve parça maliyetleri de düşüktür. Zaten basit yapıda oldukları için kolay arızalanmazlar. Küçük traktörlerle bile hızlı bir toplama işlemi yapılabilir. Bu makineler düz ve eğimli araziler için daha uygundur. Hayvancılıkla uğraşan birçok çiftçide bu ürün mevcut. Yani kullanımı oldukça yaygın. Eksi taraflarını sayacak olursak, engebeli arazide kullanıma çok uygun değil. Savurarak topladığı için sıralar daha düzensiz olur. Toplama uçları toprağa sürterek toplar. Bu yüzden de ota, taş, toprak karışabilir. Bunların yanı sıra yeşil ve sulayacak bitkiler için kullanımı çok uygun değil. Yonca gibi bitkilerin yapraklarını hırpalayabilir. Bu da yem kalitesini düşürür. Şimdi kırkayaklarda pimli ve flanş meselesine gelelim. Flanş nedir? İsterseniz onunla başlayalım. Flanş, iki parçayı birbirine bağlamayı sağlayan, genellikle yuvarlak bir bağlantı elemanıdır. Videoda gördüğünüz gibi aslında pimli modellerde de flanş mevcut. Ana bağlantı koluna daha fazla yük bindiği için oralarda flanş, uç kollarda da pim veya flanş kullanılır. Peki hangisi avantajlı? İsterseniz o konuyu konuşalım. Pimli modellerde zamanla pim yuvaları bollanma yapıyor. Ama tamiri de tabii bu ürünlerin oldukça kolay oluyor. Flanşlılar ise daha stabil çalışıyor. Bollama vesaire gibi sıkıntıları olmuyor. Zamanla bunlar deforme olmuyor. Eğilme, bükülme, zorlama olmadığı sürece uzun yıllar bu ürünler kullanılabilir. Ancak flanş devreye girdiğinde otomatikman ürünün fiyatı da artıyor. Pimli modellerin yol ayarlarına getirilmesi, toplanması ve diğer tarla ayarları sanki biraz daha kolay. Bakıldığında ekseriyetle pimli modeller kullanılıyor, daha çok tercih ediliyor. Fiyatlar arasında kıyaslama yapılarak tercih yapabilirsiniz. Bereketli, huzurlu bir sezon diliyorum. Kolaylıklar dilerim.